Bugün hocam ezanı hayatımızda, modern hayatta e, nerede, nasıl konumlandıracağız? Hocamın bıraktığı yerden, onu sıradanlaşmaktan ve onu e, içinde yaşadığımız halde yokmuş gibi davranmaktan, duymamak e, hastalığından diyelim nasıl kurtulacağız? E, birkaç dakika içerisinde Eyvallah. özetler misiniz? Önce e, iyi kul olmaya niyet edeceğiz ve ondan sonra, Ezanın yol göstericiliğine tabi olacağız. Buradan başladığımız zaman en kolay yoldan gitmiş oluruz. E, e, bizde çok güzel bir söz var. E, e, Aziz hocam. E, namazda e, gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz. olmaz. Evet. Yani kulluk şuurunda olmayı niyete almadıktan sonra ezanlar okunur, namazlar geçer, Ramazanlar gelir fakat onlar gelir geçer, ömür biter. O yüzden önce kul olmaya Müslümanlığımızın ne demek olduğuna e, idrakine varmamız gerekiyor. Ondan sonra ezanı edebine uygun, Peygamber Efendimiz tarif ettiği şekliyle müezzinle mukabeleye girerek dinlemek. Zaten huşulu namazın da birinci şartı budur. Ezandan başlar huşulu namaz. Nitekim enteresandır. Kur'an-ı Kerim'de ezan kelimesi tek başına birkaç yerde kullanılıyor. Ama e, bizim anladığımız manada ezan... İzanu diyeli salatimi yevmil cumada olduğu gibi namaz için çağrı olarak kullanılıyor. Tam ifade bu. Evet. Namaz için nida. Dolayısıyla ezan ve namaz bütünlüğünü yakaladığımızda modern dünyanın üzerimize yüklemiş olduğu bütün e, olumsuzlukları e, ötelememiz mümkün. O yüzden ben diyorum ki... E, Çocuklar çünkü bizim halimizden etkileniyor. Galimizden daha çok halimizden etkileniyor. Ezan okunurken biz ezana saygılı davranalım. Ezanı dinleyelim. Çocuklarımıza ezanı öğretelim. Ezanın ne manaya geldiğini, ezansızlığın ne manaya geldiğini efendim onlara idrak ettirelim. Ezanın modern dünyada aslında kendisini kaybetmiş insana bir hedef, bir tayin, bir kıble çizdiğini onlara anlatalım ezanı takip eden yolunu camide bulacaktır. Camiyle buluşan huzura duracaktır. Huzura duran ise hem bu dünyada hem öbür dünyada huzuru bulacaktır.